bugünlerde Ekim ayının ortasına kadar Türkiye İdlib'de silahtan arındırılmış bölge yaratılmasının sorumluluğunu birinci derecede üstlenmiş durumda. Bunu nasıl yapacağı, yapabileceği sorusu çok ciddi bir şekilde masada. Bunu yapabilirse ne olacağı sorusu da belirsiz. Yani siz oradaki bir takım radikal cihatçı grupları şu anda belli bir takım şeylere ikna ettiniz diyelim, belli yerlere çekilmesini ikna ettiniz. Daha sonra ne olacak? Bu kişiler buharlaşmayacaklarına göre nasıl bir çözüm bulunacak? Bütün bunlar çok ciddi bir soru işaretleri olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda Soşi mutabakatında üstlenmiş olduğu sorumluluk aslında sadece Suriye'deki bir spesifik sorunun çözümü için bir alıştırma, bir deneyim olmayacak. Aynı zamanda bu yazarın da Martha Crenshaw'un da dile getirdiği bu çok ciddi mesele için de gerçekten bir örnek teşkil edebilir. Başarısı ya da başarısızlığı örnek teşkil edebilir. Olayı sadece bir Suriye ekseninde, İdlib ekseninde ve Türkiye'nin bu gruplara ulaşabiliyor olup olmaması ve bunun ekseninde görmemek, daha genel bir soru etrafında düşünmek lazım. Bunu demişken Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'nın son döneminde, ki şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitti. Abdullah Gül'ün son katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'a gittiğinde, o tarihte kendisine her gittiği yerde Ankara'nın Nusra Cephesi ile Suriye'de ilişkisi olup olmadığı ve nasıl olur da olduğu soruldu ve sıkıştırıldı. Washington Post'tan bir gazetecinin kendisiyle yaptığı uzun bir röportajı hatırlıyorum, mesela yayınlanmıştı. Kadın gazeteci dönüp dolaşıp, çok deneyimli, yaşlı bir gazeteciydi. Dönüp dolaşıp ayrı ayrı yerlerde, söyleşinin ayrı ayrı yerlerinde Gül'e Nusra'yı sormuştu. Ya da New York'ta Council on Foreign Relations'da konuşma yapmaya gittiğinde, Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşma yapmaya gittiğinde de soru cevap kısmında hemen kendisine sorulan ilk soru da yine Nusra cephesiydi. O zamandan bu zamana ilginç bir nokta oldu. Şu anda İdlib'de Nusra cephesi adı değişmiş olmakla beraber ve ona yakın çevrelerle, çevrelerin belli noktalara gelmesinde Türkiye bir nevi baş aktör olarak rol üstleniyor ve buna hiçbir gücün, Amerika Birleşik Devletleri dahil, itiraz etmediğini görüyoruz.